Merhaba. Hatmi çiçeklerim bir haftadır bekliyordu güneşte. Bir hafta doldu. Bunun bir kısmını likör, bir kısmını da şerbet olarak kullanmak istiyorum. Bu kavanozu likör yapacağım. Şöyle, isterseniz vodka kullanabilirsiniz. Bu ağzına kadar tepeleme dolu çiçekti. Ve sönüyor yapraklar, düşüyor. Fakat düştükten sonra da çok yoğun oluyor o şeyse kıvamı. Tadı da çok yoğun. Birazcık hatmi çiçeği şöyle, şimdi şöyle biraz bamya gibi böyle bir sünen bir şey vardır. Ama bu içerken sizi hiç rahatsız etmiyor. Sulanınca kayboluyor zaten. Çiçeğin kendisinde var. Çiçeği temizlerken, yıkarken de göreceksiniz elinize yapışıyor. Ama sonuçta çok güzel renk veren ve çok şifalı bir bitki. Hatmi çiçeği. O yüzden bence bunu denemelisiniz. Ve bu şeyi görürseniz, yapıyı gördüğünüz zaman bozuldu endişesine kapılmayın diye söylüyorum. Suyu sulandırdığınız zaman o tamamen yok oluyor. Şimdi likör yapacağım. Böyle bir kavanoza 300 miligram gibi vodka koyabilirsiniz. Yani bu zaten yarım litrelik bir kavanoz elimdeki. Bunu doldurabilirsiniz vodka ile, karıştırabilirsiniz. Bu gayet güzel, uygun bir kıvam olacak. Ben etil alkol kullanıyorum. Bulabilirseniz etil alkol kullanabilirsiniz. Etil alkolü şöyle yapıyorum. 1'e 3 sulandırıyorum. 100 miligram, şöyle ölçü kabım var. 100 miligram alkol koyuyorum. 200 miligram su koyuyorum. Yani şöyle de diyebiliriz. Bir çay bardağı 100 miligrama denk geliyor. Bir çay bardağı etil alkol, iki çay bardağı su. Sulandırdığınız zaman uygun bir alkol oranı oluyor. Şöyle ben doldurdum. Bu tam 300 miligram tam denk geldi. Şöyle sallayalım. Bunu 1,5 ay, en az 1,5 ay karanlıkta bekleteceğim. Arada bir güneşte bekletirken günde 2-3 kez sallıyordum. Tavsiye ederim size de. En az 1-2 kez sallamak gerekiyor. Şöyle çalkalıyoruz biliyorsunuz. Karanlıktayken de bir 2-3 günde bir kontrol edin. Şöyle sallayın. Şimdi rengini test edelim istiyorum sizinle. Bakın o uzantıda bir eser kalmadı. Rengi görüyorsunuz. Bu bekledikçe yapraklar dibe çöküyor, su, berrak su yukarı çıkıyor ve şeffaf bir renge dönüşüyor. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi gelelim şerbetimize. Şerbette de şöyle yapıyorum. Ben bunu saklayacağım. Maya gibi saklayacağım. Gerektiği zaman kullanacağım. Mesela şuna şöyle bir bardağa şöyle 3 kaşık şöyle rengi göstermek istiyorum size. Bu hatmi çiçeğin rengi inanılmaz güzel bir renk. Evet. Şerbetimiz de böyle. Nasıl? Bakalım tadına.
nefis, nefis bir şerbet. Bu o güzel bitkiyi, çiçeği kesinlikle denemelisiniz ve kullanmalısınız. Hem şifalı hem serinletici. Muhteşem. İçerken de ayrı görsel olarak zevk veriyor. İçerken tadı ayrı bir güzel. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Abone olursanız siteme sevinirim. Daha çok farklı likörler, şerbetler deneyeceğiz burada ve bunlarla çeşitli tatlılar yapacağız. Bu likörleri, şerbetleri kullanarak çeşitli tatlılar yapacağız. İyi günler, hoşça kalın.